Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda, yine bir sorumuz olacak. Ayrıntılarıyla beraber yaklaşık bir saatlik bir süremiz var. Bu süre içerisinde cevabını almaya çalışacağız. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle hocamıza bırakalım sözü, sonra sorumuza geçelim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ederiz. Rabbim cuma gecesinin ve gününün feyizinden istifade etmemizi nasip eylesin. Hastalarımız varsa şifa ihsan eylesin, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eylesin. Sıkıntısı olanların sıkıntılarını da Cenab-ı Hak hayra tebdil etsin ve bu gecenin hatır ve hürmetine de hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala efendim. Amin. Kötü huylardan da bizi muhafaza buyursun. Amin inşallah. Öyle de bir dua ben etmiş olayım konuya girmek için. Çünkü şimdi kötü huylar var biliyorsunuz. Bunlardan birisi de nemmamlık. Yani insanları, toplumları bozan, içten içe kemiren, onların yapısını hakikaten bozabilen bir kanser virüsü gibi, bir verem virüsü gibi falan bir şey yani nemmamlık. Zamanımızın hastalığından yani, birisi. Hastalığından birisi. Dolayısıyla hani bunun önüne geçmek için din kitaplarına başvurmamız lazım. Nasıl önüne geçilir? Önüne geçenler kimlermiş? Nasıl geçmişler? Bunları bilmemiz lazım ki bu kötü huyumuzdan kurtulabilelim. Şimdi öncelikle nemmamlık, nemmam nedir hocam? Onu bir açıklarsanız bize. Sonrasında da bu kötü huy nasıl bir şeydir? Nasıl kurtuluruz? Reçeteyi de verirsek tamam olur. Buyurunuz efendim. Tabii nakledeceğiz ama anlamını da ifade edeceğiz. Bir hadis-i şerif var. Tabii bunun gibi bazı konularda da var böyle hadis-i şerifler. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nemmam cennete giremez. Nemmam cennete giremez. Peki nemmam nedir? Nemmam bugünkü bizim anladığımız şekilde söz taşıyan, kovuculuk yapan, duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen kimse demektir nemmam. Nemime kovuculuk, Müslümanlar arasında fitne çıkarmak, ara bozmak için söz taşımak demektir. Nemmam da bunu yapan kişi. Evet, nemmam yapan kişi, nemime kovuculuk, nemmamsa kovuculuk yapan. Evet, kovucu. Kovucu, evet. Söz taşıyıcı. Şimdi söz taşıyıcı dedi, böyle bir yerden geçiyoruz. Bu basın ekspres yolu üzerinde var bir tane. Sözünüzü her tarafa taşıyacağız. Allah Allah dedim, adamcağız nemmamlık yapıyor. Başka şeyi kastetmiştiler. Böyle arkadaşlarla gidiyorduk bir arabada da baktım dikkatimi çekti falan. Allah Allah dedim, adama bak dedim, nemmamlık yapıyor. Dikkatini çekmediler onlar tabii, biz konuyla devam seti içi olduğumuz için onların öyle bir manada düşünmediler. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi adam biraz başka bir anlamda kullanıyor da biz kendi evet. Kullandığımız anlamı hemen söz taşımak deyince nemmam hatırımıza geliyor, söz taşıyan deyince. Demek ki nemmam söz taşıyan, kovuculuk yapan. Nemime ise kovuculuk. Müslüman arasında fitne çıkarmak, ara bozmak için söz taşımak manasındadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haset, nemime ve kehanet. Üç tane sayıyorlar. Haset, kıskanmak, nemime, söz taşımak, kehanet, gayipten haber vermek. Bunlar buyuruyor, benden değildir. Benden değildir. Evet. Ne demektir bu? Yani Müslüman değildir. Yani Müslüman haset etmez, Müslüman nemmamlık yapmaz, Müslüman kehanette bulunmaz, gaybtan haber vermeye kalkmaz, yeltenmez, bu işlerle meşgul olmaz. Mesela kitaplarda anlatılırken iftira etmekse nemmamlıktan daha büyük günahtır. Bunlar zincirleme gidiyor. Mesela nemime, iftira, yalan, suizan, yani söze döküldüğü zaman, konuşmaya başladığı zaman. Bunlar birbirlerine mütemmimi gibi. Birine başladın mı çorap söküğü gibi hepsi gelir. Dilin afetlerinden diye anlatılıyor bunlar. Dilin kötülüklerinden diye anlatılıyor. Halk arasında mesela derler. Aman aman o şu geliyor falan. Adamın ağzında yarım mercimek ıslanmaz falan. Aman hiçbir şey söyleme. Zaten öylelerine söylemene de gerek yok. Hiçbir şey konuşmasan ben anlarım adamdan.
kaşını böyle onattı, gözünü şöyle dedi, buldağını da böyle büktü. Bu demektir ki, bir de mana çıkartıyor. Duymuşsundur sen de böylelerini. Yani böyle kimselerden, ne bileyim ben, cüzdanlı gibi kaçar insanlar. Hemen geliverdim, aman aman, şunun yanında laf etmeyin, şey yapmayın falan. Adam öyle bir şey yapıyor ki, yani hiç aklı hayali gelmiyor. Sen gerisin geri tekrar aynı şeyleri duyduğun zaman tereddüde bile kapılıyorsun. Adam öyle ki ala ile vala ile öyle bir süslü, öyle bir getiriyor ki temelli berbat ediyorlar. Hatta olmuş bir hadise diye kitaplara geçmiş. Değişik vesilelerle biz onu İslam ve Toplum programında da bazen aynı şekilde naklediyoruz. Ama yeri geldiği için o hadiseyi nakletmekten geçemeyeceğiz. Çünkü önemli, konumuzu çok güzel bir şekilde hülasa ediyor, anlatıyor. Vaktiyle adam birisi, işte o zamanlar köle, cariye alınıp satılıyor. Hizmetçi yani. Hizmetçi tutacak, çarşıya gidiyor falan. Bakmış bir tane genç, yani eline iş yakışan birisi falan. Soruyor falan diyor, hani özellikleri var. Özelliklerine diyor ki çok başarılı birisi. Fakat diyor bir kötü bir huyu var. Nedir diyor? Nemmamdır bu diyor. Söz taşır. Adam düşünüyor. Ya diyor biz karı kocayız zaten diyor. Ne olacak ki? Evde başka kimse yok falan. Alsın diye alıp götürüyor. Adam nemmam ya. Söz taşıyor. Duramıyor. Bir gün evin hanımına diyor ki, hanımım diyor, vallahi diyor sizi çok seviyorum. Size kıyamam diyor falan. Başlıyor. Hani diyorlar ya damardan girme diye. Peşref çekmeye. Peşref çekmeye başlıyor. Kadıncağız tabii işkilleniyor. Hayırdır falan. Öyle zannediyorum ki diyor, hani beyim diyor başka bir kadına. Kadının da en zayıf tarafı bu. Yani onun için diyor, yani duramadım, dayanamadım size söylüyorum. Böyle bir şey yok aslında. Bunun üzerine kadıncağız telaşlanıyor falan. Arkasına da diyor, benim diyor bir çarem var. Eğer diyor istersen, arzu edersen. Nedir diyor? Böyle diyor, kocan uyurken diyor onun sakalının telinden 3-5 kıl kopar getir. Ben diyor bir şey yaparım diyor, ondan soğur diyor. Kocan da sana kalır. Bunun üzerine kadınca saf, peki diyor. Oradan adama gidiyor. Diyor ki efendim diyor, çok özür dilerim ama diyor ben sizi çok seviyorum, size kıyamam. Ona da damardan geliyor. Ona da peşe çekmeye başlıyor sizin ifadenizle. Adam da bir işkilleniyor. Diyor ki benim duyduğuma göre, anladığıma göre, hareketlerine göre falan hanımım diyor sizi öldürmeye niyetli. Ya olur mu diyor, bir senelerdir diyor aynı şekilde birbirimizi ne üzdük ne kırdık falan. Yok yok diyor. Bunu diyor denemesi bedava diyor. Bir gün diyor böyle diyor hani divana uyur gibi yapın görürsünüz. Hakikaten adamcağız bir deneyeyim bakayım diyor. Böyle uyur gibi yapıyor, bakıyor ki kadıncağız hani kocası uyudu zannetmiş, eline bir makas almış. Eskiden şey derlerdi, makasına büyü sındı derlerdi kocaman böyle. Onu almış, yaklaşıyor, tam şey yapacak falan. Sakalından tel kesecek. Adamcağız hani gerçekten öldüreceğini zannedin, hemen fırlıyor falan, onu alıyor, hanımını öldürüyor. Bu da hapishaneye. 40 yıllık huzurlu yuva bir nemam yüzünden biri hapse biri ise mezara gitti. Adam katil oldu. Bir nemam yüzünden. Buna benzer hadiseler pek çok. Mesela bir kadıncağız namuslu kadına iftira ediyor. Veyahut da laf taşıyor, kocasına götürüyor, onu boşattırıyor. Zelil, hakir duruma düşürebiliyor. Niceleri böyle mevcut mu? Mevcut tabii. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 6. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki, eğer bir fasık size bir haber getirirse, yani Allah-u Teala yarattığı kulunu çok iyi bildiği için Kur'an-ı Kerim'de açıkça, eğer bir fasık size bir haber getirirse. Niye bir fasık? Salih bir kimse yapmaz bunu Mustafa Bey. Doğru sözü bile götürmez. İki kimse arasında doğru olanı bile götürmez. Sadece aralarında soğukluk varsa aralarını bulmak için hep müsbet şeyleri götürüp getirir. Onları yumuşatmak, birbirlerine yaklaştırmak için. Ama fasık, nemmam, kötü huylu ve insanların arasında fitne çıkarmak, kovuculuk yapmak isteyen kimse olmayan şeyi de olmuş gibi getirir götürür. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki eğer mealen bir fasık size haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Araştırmadan karar vermeyin.
soruştur bakalım bir. Soruştur bakalım. Yoksa bilmeden bir millete veya kimseye fenalık edersiniz ve sonra ettiğinize nadim olursunuz buyurmuştur. Şimdi biraz önce anlattığımız o hadisede o adam pişman olsa ne, olmasa ne? Ne oldu? Katil oldu. Ne oldu? Hanımı gitti. 40 yıllık yuva bozuldu. Kendisi pişmanlık fayda etmiyor artık. Fayda etmiyor artık. Araştırsaydı, hanım öldürmeseydi de hanımına deseydi ki bir dakika ya sen ne yapıyorsun falan. Kadın söyleyecekti böyle. O zaman da nemmamın nemmamlığı açığa çıkacaktı. Adamı da ikaz etmişler. Bu nemmamdır diye. Ama adam kendisi de 30'a düşüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ashab-ı Kiram'a hitaben buyuruyorlar ki size en fenanınızı yani kötünüzü haber vereyim mi? Ashab-ı Kiram bir dikkat dinliyorlar. Nemmamlık edenler, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir buyurmuştur. En kötünüz buyuruyor. En fenanız. Nemamlık edenler, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki, nemamı yani söz taşıyanı dinleyen onu tasdik etmemelidir. Zira nemam İslam'da şehadeti kabul edilmez. Mahkemede bunun şehadeti kabul edilmez. İkinci olarak nemamı nemamlık yapmaktan men etmelidir. Yaptığın yanlıştır demeli. Üçüncü olarak nemanlık edilen şahsa nemime sebebiyle, söz taşıma sebebiyle suizan da etmemelidir. Gitti. Mustafa Toköz söyledi. Mustafa Toköz böyleyse zaten şöyle dedi, böyle dedi falan. Bunu dinleyen kimse bir dakika arkadaş. Ben Mustafa Toköz'ü tanırım. Gerekirse açar telefonu sorarım. Böyle bir şey söylemiş mi söylememiş mi? Zaten böyle deyince o tökezler. Ya hemen bir laf ettiysek de falan da feşmekanda demeye başlar. Demek ki yalan. Üçüncü olarak da buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri, nemamlık edilen şahsa nemime sebebiyle suizan etmemeli, kötü düşünmemeli. Zira Müslümana suizan etmek, onun hakkında kötü düşünmek haramdır. Dördüncü olarak nemamın haber verdiği şeyi tecessüs etmemeli, yani araştırmamalı. Hatta Muhammed Masum Kutu Sözleri diyor ki bunu araştırma bile. Çünkü adam yalancının biridir. Buna itibar edilmez. Söyledi mi söylemedi mi falan. Orası tuzak kısmı artık. Yani o tuzağa düşmemek lazım. Evet. Adam bir virüs atıyor orta yere. O virüse karşı sağlam durmak lazım. Aynen öyle. Yani araştırmamak. Şimdi bilgisayarlarda çok kullanılıyor ya virüs. Yani. Doğru. Zira tecessüs etmek yani başkalarının ayıplarını, kusurlarını araştırmak haramdır. Hata ettiyse bile. Beşinci olarak nemmamın haber verdiğini nemmam gibi başka bir kimseye de söylememektir. Ya bak sen, bana birisi böyle dedi ya. O birisi bana böyle dedi. Hepsi nemmam oldu. Hepsi söz taşıyıcı durumuna, kovucu durumuna geçti. Onun için mesela kötü örnek olmaz, kötü numune olmaz. Hı. Ya ben ibret için okuyorum diyor mesela bazen. İbret için de baksan, ibret için de okumuş olsan ne oldu? O okudukların sana tesir eder. O kötülükler ya bir yerde okudun da böyle bu alçaklar böyle diyor. Propagandası ne yapıyorsun? Suyu emsal olmaz. Değil mi? Yani kötü misal emsal olmaz. Bunun için de Muhammed Masum Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki bu sebepten dolayı nemime yani Müslüman arasında söz taşıma malıdır. Bu iki günahı işleyenlere çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır. Sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık her dinde de haram idi ve cezalar da çok ağırdır. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Nitekim hani sözün başında naklettiğimiz o hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nemam cennete giremez buyurmuşlardır. Ya bunun aklı artık örtülmüş. Ve bir hadis-i şerifte de geçiyor. Mustafa Bey de Allah-u Teala korusun. Veledi zinalar nemam olur diyor. Çok enteresan ya. Ben bir zamanlar TGRT'nin o eski binasındayken TGRT'de adam bir program yapıyordu birisi. Adam otururken ve yaptığı programda bile nemamlık yapıyordu. Yok gayri ihtiyari şimdi hadis-i şerifte bildiriliyor ya veledi zina nemmam olur diye. Yok dedim bu adam kimin nesi neyin nesi falan. Birisiyle böyle konuşurken dedi ki onun babası meçhul. Babasının kim olduğunu anası bilmiyor. Veledi zina yani. Adam oturduğu yerden nemmamlık yapıyor. Yanına git. Otururken hiç alakası olmazken patır kütür başlıyor aynı şekilde.
duramıyor. Allah-u Teala korusun. Şimdi yani o kadar yani kıyamete doğru gittikçe her anne babanın çok dikkat etmesi gerekir. Nişanlık dönemi mesela kızı da erkeği de serbest bırakıyorlar. Nişanlı canım alışsınlar canım tanışsınlar canım bir ömür boyu. Ya bir ömür boyu beraber olacaklar bunlar. E bakıyorsun o tanışma başka yerlere, başka mecralara. E barutla ateş yan yana durur mu? E sonra bakıyorsun kız hamile kalıyor. Peki bunlar neydi? Yabancıydı. Hadi neyse işte düğün yaptılar falan. Ama çocuk veled-i zina biliyor musun? Gayrimeşru yani. Peki efendim evlendikten sonra o veled-i zinalık çocuk piç olmaz. Piç olmaktan kurtulur kurtulmasın ama o çocukta o emare belli olur. Çünkü nikah yokken o ana rahmine düştü. Ha çocuğun kabahati yok. Ama ileride o anne baba çocukta o hataları görünce ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Başından aynı şekilde yanlış yaptın. Şeyde babaannem Allah-u Teala rahmet eylesin. Ben çocuktum böyle ilkokula gidiyordum. Bu lafı nelermediğimiz için anlamıyorduk, bilmiyorduk falan. Bir şey olduğu zaman şöyle mesela birisi bir şey yaptığı zaman besmelesiz derdi. Ya ne dedim bu evden çıkarken besmele çekmemiş mi? Sıs derdi ileride anlarsın falan. Meğer kadıncağızın kastettiği o değilmiş. Çocuk besmelesiz olarak ana rahmine düşerse o çocukta onun emareleri gözükür. Hele nikahsız düşerse mutlaka görünür. Onun için hadis-i şerifte veled-i zina nemmam olur. Durduğu yerde, oturduğu yerde hiçbir şey yokken, kimse sormazken o üretiyor, duramıyor. Genleri öyle. Çünkü geliş yolu da o şekildedir. Nemime yani Müslüman arasında söz taşımak büyük günahlardandır. Mus'ab bin Zübeyir Hazretleri nemmamın sözünü dinlemek nemmamlıktan daha kötüdür. Zira gıybete yol açmaktır buyurmuştur. Gıybeti yol açmaktır. Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri de buyuruyor ki gıybet ile nemime yani söz taşımak birbirine çok yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar ve ikisi de taşkınlıktan, azgınlıktandır. Zira azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Hani bizi dinleyenler diyecek de hatırına gelebilir. Efendim çok ağır ifadeler. Vallahi bize ait değil. Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri'ne aittir. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Yani orada kalmaz o. Orada kalmaz. Olmayan şeyi de artık ilave eder. Aynen öyle. Yahya bin Eksem Hazretlerine nemmam yani söz taşıyan hakkında sorulduğu zaman cevabında bu zat buyuruyor ki nemmam sihir yapan büyücüden daha kötüdür. Çünkü büyücünün bir ayda yapamadığını nemmam bir anda yapar buyurmuştur. Öyle büyücüye gidiyorsun işte şöyle yap da büyü yap da işte ikisi ayrılsında bilmem ne yapsın da falan. Yo o gidiyor kadına bir şey fişiktiriyor erkeğe bir şey fişiktiriyor bitti yani. Bir bakıyorsun bir saat içerisinde bir yuva yıkılmış gitmiş. Kadın hassas yerinden giriyor. Sen böyle bu adama hizmet ediyorsun falan ama bu adam seni aldatıyor. Erkeğe de gidiyorsun. Bu sana böyle hizmet ettiğine bakma. Gece eve erkek alıyor seni işe gittiğin zaman. Hadi put. Değil mi? Evet. İkisi de araştırmadan paldır küldür bir giriyorlar. Bakıyorsun mahkemede bitiyor iş. Yıllar önce bir gazete haberi vardı. Belki hatırlarsınız. İki aşiret birbirine girmişti şeyde Güneydoğu'da. Ölenler falan oldu. Bir sürü yaralı falan. Düşünsene yüzlerce insan kavga etmiş falan. Sonra vali giriyor araya. İşte barıştırıyor. Meğersem ortada kavga etmek için bir sebep yok. Birisinin ortaya attığı bir lafa oradaki iki üç tane ahmak dalmış yani lafın ortaya. Yani düşünün bir nemmam. Nemmam yani neticede nemmam o lafı ortaya ya. Atan adam da yani. Doğru ya. Koca bir aşiret, iki köy diyelim. İki aşireti birbirine yani karşı karşıya gidiyor. Birbirine kırdırıyordu neredeyse. Yani. Doğru. E bazen aynı şekilde iki devleti birbirine sokamaz mı? Sokar yani. Sokabiliyor. Allah Teala böylelerinden, böylelerin şerrinden muhafaza buyursun bizi. Söz taşıyanı dinlemek, ona kıymet, değer vermektir ki aynı günaha ortak olmaktır. Yapma ya, ölüm olmuş ya, deme ya. Oho, böyle bir dinleyici buldu mu, adam bire bin katarak anlatır onu sonunu. Sen daha dur, neler neler var falan. Oho, uydur uydur söyle. Çünkü adamın arkası sökülür gelir. Nemmamı dinleyen kimse kendi sözlerinin de başkalarına götürüleceğini unutmaması gerekir. Ya. Sen zannediyor musun sana dost o? Yok. Adamın işi bu.
Senin söylediklerini de bir başkasına götürecek. 1000 katarak götürecek. Hasan-ı Basri Hazretleri kendisinden nasihat isteyen bir kimseye şunu iyi bil ki sana birisi hakkında nemmamlık eden, yani söz getiren, senin hakkında da başkasına nemmamlık eder, yani sözünü başkasına götürür buyurmuştur. Bu kesin. Buna rağmen nasıl kıymet verirsin, değer verirsin falan. Nasıl kıymet verirsin, değer verirsin. Tabii ya, ben senin dostunum. Ne dostu? O nefsinin dostu. Nefsinden başka kimseyi düşünmez. İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki, kabir azabı en çok dünyada üstüne idrar sıçratanlara ve Müslümanlar arasında nemmamlık yapanlara, yani söz taşıyanlara olacaktır. Hadi buyur. Peki üzerine idrar sıçratmak. Bunun için mesela Hanefi fıkıh kitaplarında, tabii İslam ve Toplum programı TGRT FM'in, orada zaman zaman dinleyicilerimizden gelen suallerde cevap veriyoruz, açıklamaya çalışıyoruz ama yeri geldiği için hatırlatmakta fayda var. Erkeklerin de bevlini, yani idrarını ayakta yapması mekruhtur. Şimdi böyle umumi tuvaletler var, helalar var. Erkeklerin ayakta yapabileceği şekilde yapıyorlar. Pisuvarlar var. Dolayısıyla orada üzerine sıçratmaması mümkün değil. Hatta bazen o şey taşları, hela taşları derin olmuyor. Dümdüz gibi bir şey yapıyor falan. Orada da idrar sıçratıyor. Onun için çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü hadis-i şerif var bu konuda, kabir azabıyla alakalı. En çok dünyada üzerine idrar sıçratanlar olacak diye. Bu kadına da erkeğe de şamildir. İkisine de şamildir. Adam mesela ev yaptırmıştır veyahut da ev satın almıştır. Bu meseleyi bilen müteahhit, diyelim ki kolayına hangisi geldiyse, ucuz hangisi ise helal taşını ona göre yapmıştır. Bilen hemen onu değiştiriyor ve o haznesi derin olanları alıyor. Ve bir de yeri geldiği için onu da tekrar söylemekte fayda var. Gerçi İslam ve Toplum programında onları anlatıyoruz ama şimdi mesela bu alafranga deniyordu. Şeylere, helalar, tuvaletler çoğaldı ya. Mustafa Bey o kadar ileri gidiyor ki oturuyor adam ona, orada konuşuyor. Helada konuşmak mekruhtur. Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Utanmasa bile çay getirin diyecek yani. Telefonla konuşuyor, ondan sonra oradan emirler veriyor, talimatlar veriyor. Mekruhtur buyuruyor. O zaman dinin emrine kıymet vermemek olur. Burada dinin emrine kıymet vermiyorsan, burada vermiyorsan, sen diğer konularda da dinin emrine kıymet vermiyorsun demektir. Hepsinde aynı şeyi yapıyorsun demektir. Canım ne olmuş falan. Burada ne olmuş diyorsan, namazda da aynı şeyi yapıyorsun, oruçta da aynı şeyi yapıyorsun. Eline Kur'an-ı Kerim okuyup, açıp da böyle kendini derviş meşrepli göstererek veyahut da eline tesbih alarak tesbih çekmek seni kurtarmaz. İslamiyet'in bütün emirlerine harfiyen kitaplarda nasıl bildiriliyorsa öyle uyulması lazım. Mesela Bahattin-i Buhari Hazretleri, Şah-ı Nakşibend diye biliniyor. Bu zat üstüne basa basa ve bu yolun büyükleri İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar ısrarla bu yolun esasının, Nakşibendi yolunun esasının sünnet-i seniyeye ittiba olduğu. Ha, çok kimse sünnet-i seniye deyince peygamberin bildirdiği sünnet, öyle değil o. Sünnet-i seniye demek İslamiyet demektir. İslamiyet'in emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerinden sakınmak. Hangi konuda? Yemede, içmede, giyinmede, oturmada, kalkmada, alışverişte, bütün işlerde. İslamiyet ne emrediyor öyle yapılır. Helada nasıl emrettiyse öyle yapılır. Yatağa girdiğin zaman nasıl emredildiyse öyle yapılır. Ama canım benim niyetim falan, burada niyet falan yok. Ehemmiyet vermiyorsun. Yani Allah-u Teala'nın emrine öyle emredilmiş ama canım ben daha iyi biliyorum ya. Böyle daha iyi işte falan filan. Ben kolayıma geldiği gibi yapıyor falan. Ya nefsin isteklerine tabiisin. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler habire toplantılarda aktarırlar dururlardı. İnsan iki şeyden birisinin koludur. İki şeyden birisi. Üçüncüsü yok diye anlatırlardı. Hakikaten kitaplar öyle yazıyor. Üçüncüsü yok. İki şeyden birisi. Ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Evet, aynen öyle. Ya Allah-u Teala'ya kuldur. Allah-u Teala'ya kulsa bunların hepsine riayet eder. Helada da riayet eder. Abdest alırken de riayet eder. Abdest alırken de konuşuyor. Abdest alırken Hanefi mezhebinde konuşmak da mekruhtur. Hele Maliki mezhebinde abdest alırken cep telefonla böyle konuşuyorsun. Bu muhalat, yani peş peşe yıkamaya mani olduğu için tekrar başa dönmesi gerekiyor. Adam namazda konuşuyor cep telefonu. Ha, namazda konuşuyor. Geçen işte İslam ve Toplum'da birisi anlatıyor diye. Cebinden çıkıyor, yere atıyor, ayağıyla basıyor falan. Susturuyor musun? Ya o kadar yapacaksın, aç telefonu, ben namazdayım, sonra görüşürüz de kapat. Değil mi? Ya o noktaya getirecekler. O noktaya getirecekler. Ve fıkra gibi anlatıyorlardı, fıkra değilmiş. Bir gün birisi anlatıyor. Cep telefonlar yeni çıktığı zaman patron şoförüyle beraber geliyor. Cuma namazına
cuma namazına geliyorlar falan, cep telefon çalmış. Namazda ikisi de ellerine bağlamış. Yese bas, yese bas diyormuş. Yese basınca ne olacaktı? Ha, ses duyulacak, namazda olduklarını anlayacaktı. Yese bas. Ses kesilecek en azından. Ses kesilecek en azından. Allah Allah. Allah Teala anlayışımızı artırsın. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine tam ittiba etmemizi nasip etsin inşallah Teala. Yani kabir azabı, İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri öyle buyuruyor. Kabir azabı dünyada üzerine idrar sıçratanlara ve Müslümanlar arasında nemmamlık yapanlara. Şimdi böyle kitaplarda yazıyor bu kabir azabı diye de anlatılıyor da. Canım işte falan filan öyle inanıyor. Orada bir şey yok. Hakkıyla gerçekten orada eziyet görecek, azap görecek, ona inanmıyor. İnansa bunu yapamaz. İnansa bunu yapamaz. Mümkün değil o. Yine Emir abiler Allah-u Teala rahmet eylesin, bir gün böyle bir toplantı anlatırken aynı şeyi anlatmışlardı. Elinizi yanan bir mumun üzerine koyun bakalım dedi. Yanar, yandığını görüyorsun. Ya bu dünya ateşi. Bu dünya ateşi. Eğer bunun yandığına inanmış olsa bu kimse nemamlık yapamaz. Kabirde de bitmeyecek ki bunun azabı. Çünkü bunun cezasını çekmediği müddetçe cennete giremez. Yani cehenneme gider bu. Yani nemmam cennete giremez, kibirli cennete giremez. Bu ve benzeri hadis-i şerifler, bunlar bunların bedelini ödemedikçe, bunların cezalarını çekmedikçe giremez. Peki yine dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yani cehenneme girmeden önce bu kimse bu halinden tövbe istiğfar etse, pişman olsa, ondan sonra nemamlık yaptığı kimselere gidip haklarını helal ettirse, onlarla helallaşmış olsa, samimi ise, Bir daha yapmazsa zaten tövbe o günahı terk etmek, bir daha yapmamak demektir. Samimiyetle pişman olmuşsa Allah Teala samimiyetle yapılan tövbeleri kabul edeceğini vaat ediyor. Ahirette bir daha sormaz. Samimiyetle tövbe edildiyse sormaz, ama bu şekilde helallaşırsa, tövbe ederse, bir daha da sizin de ifade ettiğiniz gibi ağzına almazsa, söylemezse, yapmazsa tamam, o zaman olur. Bu sebepten dolayı nemmamlık, yani insan arasında söz taşımak kötü huylardandır. İnsanları birbirine düşürür, aileleri yıkar, toplumları perişan eder. Bu sebeple söz taşıyanı, dedikodu yapanı men etmeli, konuşmasına izin vermemelidir. Bu nemmamın da lehine olur, biliyor musun? Gıybet eden de aynı. Evet. Fırsat vermezse adam gıybet edemez ya, bakar ki. Günaha girmemiş olur. Hani bugün bu tabirle ne diyorlar? Soyutlanıyor. Evet. Yani git derdi diyecekler adama. Git başkasına anlat falan. Oradakiler et. Adam bir bakacak ki ya diyecek, ben çok özür dilerim de sap gibi ortada kaldım. Adam mecburen bunu terk edecek. Bu günahı terk edecek. Peki mecburen terk edince bu adam sevap mı işlemiş olur? Ya günaha girmesin ifade ettiğiniz gibi. Onun için Allah rahmet eylesin, Emre abiler sık sık derler de, hani İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri'nin mektubatını yazıyor, onu naklederlerdi. Yani iyi kimseler arasında bulunan kötü kimseler, kötü bir kimse orada iyilik yapamasa bile kötülük yapamaz. Evet. O da onun için kârdır zaten. Evet. O da onun için kârdır. Dolayısıyla nemmama da izin verilmezse, gıybet edene izin verilmezse, müsaade edilmezse veyahut da bunlar böyle bir şeye gireceği zaman sus denirse, hatta gıybet ederken bir Müslümanı gıybet ederken sus diyene 3 şehit sevabı verilir. 100 şehit sevabı verilir buyuruyor. Cesaret ister tabii ki. Veyahut da oradan çekip gideceksin. Kitaplarda uzun uzun anlatılmış. Nemmam için de bu geçerli. Gıybet edenin için de geçerli. Yani insanların aleyhinde kim ne konuşuyorsa, ne ediyorsa geçerli. Hatta kitaplarda öyle şeyler var ki kendiniz de şahitsiniz. Zaman zaman aynı şekilde hani İslam ve toplumda o okuduğunuz sohbetlerde geçiyor. Yani din büyükleri işte birisi geç gelmiş sofraya da o biraz işte tembeldir falan. Gıybet edildi diyor, kalkıp gidiyor. Ya bu hani siz etmediniz ama edilen yerde bulunduk diyor. Çekip gidiyor daveti. Çekip gidiyor. Yani böyle işte ay yaştır, sarhoştur da demiyor. Ya tembeldir. Ağır canlıdır diyor. Ağır canlıdır. Netice itibariyle onu kötülüyorsun. Onlar daha kibar ifadeler kullanmışlar. Şimdi daha ağır ifadeler kullanılıyor. Buna bile tahammülleri yok. Galiba bizim birinci bölüm bitti. Evet efendim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden.
Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Bu ikinci bölümde Osman Ünlü hocamızla beraberliğimizde devam ediyor. Konumuz nemmamlıktı. Nemmamlığın ne olduğu konusunda ve ne kadar tehlikeli bir huy olduğu konusunda hocamız bize bilgiler veriyordu. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim hocam. Efendim, Şehzade Şirazi Hazretleri var. Bu Şehzade Şirazi Hazretleri'nin Bostan Gülistan kitabında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde böyle bunlar canlıları konuşturdukları gibi cansızları cemaatatta konuşturuyorlar. Nasihatlarını misallerle veriyorlar. Orada anlattığı hikaye değil aslında. Bize bir ders çıkartır. Ama bazen de mesela bizim anlayabileceğimiz şekilde çok güzel bir şekilde ifade buyuruyorlar. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bir hadise anlatıyor. Ondan sonra ey insan diye başlıyor. Şehzade Şirazi Hazretleri de bu nemmamlıkla alakalı, söz taşıyanlarla alakalı buyuruyor ki, düşmandan laf getiren insana düşmandan daha büyük düşmandır. Yani benim bir düşmanım var, ondan laf getiriyor. Yani o düşmandan daha büyük düşmandır bu gelen, buyuruyor. Ey laf taşıyıcı, düşmanın bile yüzüme karşı kötü şey söylemiyor. Sen ondan daha büyük düşman olmasan, onun arkamdan söylediğini gelip de yüzüme karşı söyleyebilir miydin? Söz taşıyan eski düşmanlıkları yeniler, kinleri tazeler ve en yumuşak insanları bile çileden çıkarır. Yani tam bizim böyle zamanımızda anlayabileceğimiz sadelikte anlatmış mübarek. Uyuyan fitneyi uyandıran kimseden hemen uzaklaşmalıdır. Zira kavga iki kişi arasında yanan bir ateşe benzer. Ve söz taşıyan da o ateşin sönmemesi için odun taşıyan oduncu gibidir. Ama hakikaten şeyi sözü müthiş yani. Nemmam ateşe odun atan gibidir. Bu Şehzade Şirazi Hazretleri'nin sözü. Nemmam ateşe odun atan gibidir. İki kişi arasında ateş var. Evet. Sönmeye yüz tutmuş. Sen odun atıyorsun. Daha da onu harlıyorsun. Daha da harlıyorsun. Doğru. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuman bildirdiği, niye radıyallahu anhuma deniyor bu zata? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Abbas'ın oğludur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna halifelerin babası buyuruyor. Abbasi halifeleri bunun soyundan gelmiştir. Bu zatın bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaate karşı buyurur ki, kıyamet günü olunca herkesin niyet ve himmeti gam ve sıkıntıdan kendisini kurtarmak olur. Önce gelenler ve sonra gelenler, istekli isteksiz bir meydanda toplanırlar. Kendi defterlerini okumak üzerine ve kendi yönlerinin katılığı üzerine ve kendi iyi bahtını kabul etmek üzerine veya Allah-u Teala muhafaza etsin, kendi kötü bahtını kabul etmek üzerine gönül verirler. Lakin gönül katılığı ve göz körlüğü fayda vermez. Adem aleyhisselam zamanından kıyamet kopuncaya kadar her kim ki vücuda gelmiştir, hepsi toplu olarak veya müteferrik ayrı olarak tamamı toplanırlar. Bir kavim ayak üzerine durmuş bir cemaat. Bir kavim dizleri üzerine durmuş şekildedir. Câsiye suresinin 28. ayet-i kerimesinde mealen her ümmeti dizleri üzerine oturarak toplanmış görürsün buyurulmuştur. Dizleri üzerine gelmiş kimsenin gönlü sıkıntıda olur. Kendilerinden bizar olurlar. Ümit ettikleri şeylere kavuşamadıklarını, lezzetlerden uzak olduklarını görürler. Gönüllerini, kalplerini kendi yaptıklarının ve dediklerinin cezası ile baş başa bırakırlar. Büyük ve küçük günahları bir tarafta tartılır. Kuvvetli ve zayıf hasımları diğer tarafta tutarlar. Mürayilik, yankesçilik, nemmamlık, ikiyüzlülük perdelerini yırtarlar. Yani bu vasıflar açığa çıkar. Ana! Orada da bu nemmamdı diyecekler. Bu yalancıydı diyecekler. Bu sahtekardı diyecekler. Ana! Bu vasıflar açığa çıkar. Dimalarda, gönüllerde olan her ne varsa hepsi açığa çıkar. Hepsi açığa çıkar. Ya saadet nuruna kavuşur veya Allah-u Teala korusun şikavet ve zulmetine kavuşur. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde mealen bir fırkası cennette, bir fırkası cehennemde olurlar buyuruldu.
mümin ve kafirin baştan gidecekleri yer belli olur. Nerede mahşer günü. Hepsi açığa çıkıyor. Ya şimdi insan da bu hadis-i şerifler böyle okuyunca korkuyor. Mesela Cenab-ı Hak Settardır. Kullarının günahlarını örtücüdür. Ama mahşer günü adalet tecelli edecek. Sen burada Cenab-ı Hak'tan utanmamışsın. Haya etmemişsin. Her haltı yemişsin. Orada adalet açığa çıkacaksın. Tak diye hadis-i şerifte bildirildiği gibi işte iki yüzlülük yapmışsın, yan kesicilik yapmışsın, nemmamlık yapmışsın, neler yaptılarsan hepsi çıkıyor meydana. Dimağlardakiler bile. Evet, dimağlardakiler bile. Ve kalplerde gizli bir şey kalmayacak. Ve şimdi bazen öyle durumlar olur ki ya kimse görmesin yaptığımı, kimse duymasın diyorsun. Değil mi? Evet. Senin de başına geliyor, benim de başıma geliyor. Aman aman şimdi kimse görmesin beni burada. Yani nefsine uyuyun bir şey yapıyorsun. Evde bazen çoluk çocuk, hanım ve kadın sayın çekti, kocası çocukları görmesin, şey yapmasın falan diye titizlikle o şeyini kapatır. Hepimizin var bu. Yani şu anda bizi dinleyenlerin de başından böyle şeyler geçmiş olabilir. Ama orada sayısını bilemediğimiz kimselerin huzurunda bunlar açığa çıkarılıyor biliyor musun? Yani bakacaklar Osmanlı'ya. Ana. Ya başka cezaya gerek yok. Yerin dibine girsen yeridir yani hakikaten. Yerin dibine girse yeridir hakikaten. Herkes her şey açığa çıkıyor ya. Hepsi açığa çıkıyor ya. Ha belki dinleyicilerimiz diyecek ki yok bunun bir çaresi. Var. Dünyada kim, bir kimse ayıbını gizler, yaptığı şeyden utanır, tövbe istiğfar ederse Allah-u Teala mahşer günü hani onu bugün öyledir diye anlatmıyoruz. Ama anlaşılması kolay olsun diye. Şimdi çok büyük ekranlar yapılıyor. Dev ekranlar var. Evet. Mesela diyelim öyle dev ekranlar. Senin de bir hayat boyunca 60'ını, 70'ini, 80 senelik bantı koyuyorlar oraya. Osmanlı'nın kare kare geliyor. Bulu uçağından itibaren kare kare geliyor. Allah-u Teala eğer sen dünyadayken Cenab-ı Hak'tan haya etmiş, utanmış, tövbe istiğfar etmiş, ağlamışsan o senin yaptığın haltlar orada simsiyah geçermiş. Değil başkasına göstermek, sen bile, sana bile hatırlamazmış. Bakarmışsın Allah Allah. Burada ne yaptım acaba? Ne yaptıydım ben? Sen bir de düşünüyorsun hatırlamıyorsun. Ya Cenab-ı Hak senin kendinden bile gizlermiş bunu. Böyle bir Rabbimiz var. Ama sen dünyadayken utanırsan. Utanırsan. Yani. Ama utanmazsan bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi. Bir bakacaklar. Sen mi? Osmanlı sen mi yaptın bunları? Yetiyor zaten o. Başka azaba da gerek yok yani. Yerin dibine girsen yeridir. Aynul Huda Temedani Hazretleri bir talebesine şöyle nasihat eder. Kalbinin ürperdiği işi yapma. Nefsine uyma. Şüphe ettiğin işlerde kalbine danış. Hadis-i şerifte buyuruldu ki nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. Yine hadis-i şerifte helal olan şeyler bellidir. Haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız, şüphesiz bildiklerinizi yapınız buyuruldu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalıdır. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa yapmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki elini göğsüne koy, helal şeyde kalp sakin olur. Haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fetva verseler de yapma. Ya işte zamanımız da var. Ağlar canım, yap canım. Ne fayda, ne zarar olacak canım. Mesela çalgılar hakkında adam rahatla diyor. Ya çalgı işte kuş sesi, bilmem ne sesi, onlara da benzetin olmuştur. Ya bunun bir zararı yok. İşte bunun faydalısını dinlemeli falan filan. Harama helal deyip gidiyor. Ya gördün mü diyor, bu da böyle diyor kendisi gibi falan. Zinaya da zemeyeceksin. Karşılıklı gönüllü olduysa zina olmaz diyen de var böyle. Böyle zındıklar da var. Ne kaldı geriye? İmam Rabbani Kutusu'nun bir talebesine diyor ki evladım buyuruyor. Ona bir mazeret, buna bir mazeret. O zaman diyor Allah-u Teala'nın emrettiğini ve yasağını ne kıymeti kaldı buyuruyorlar. Ne kıymeti kaldı. Efendim şuna bir mazeret, buna bir mazeret. Hani onu İslam ve toplumda da anlatıyoruz da şimdi adam birisi gelmiş bir hoca efendiye demiş ki hocam demiş benim babam öldü cuma günü. Demiş durumu nedir? Demiş evladım baban namaz kılar mı? Kılmaz ama demiş cuma günü öldü.
Oruç tutar mıydı? Tutmazdı ama cuma günü öldü. İçki içer miydi? Yalan söyler miydi? Evet, içki içerdi, yalan söyler miydi? Cuma günü öldü. Adam bakmış ki şey yapmayacak. Valla demiş, cuma günü bir şey yapmazlar ama demiş. Ondan sonra demiş, anasını belleler orada. Şimdi dünyadan hepsine uyarsın. Kendi nefsine uygun fetva veren zındıkları da bulursun. Adam zahiren ilahiyatı bitirmiştir ama ilahiyatla alakası yok. Adam dinsiz olmuştur. Prof da olsa dinsiz olmuştur. Böylelerine zaten din düşmanı manasında zındık tabiri kullanılıyor. O zaman hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar ötesinden buyuruyor ki böyle din adamları fetva verseler de yapma. Bir zamanlar yani bu ülkede biraya fetva veren de vardı. Evet. Hatta daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na bile geldiydi o adam. Bizim talebelik yıllarımızda. İmanı olan kimse büyük günaha düşmemek için küçük günahtan kaçınır. İnsanların söz taşımalarını dinleme. Aynur Kudat Hemedani Hazretleri talebesine nasihatle devam ediyor. İnsanların söz taşımalarını dinleme. Yani sana birisi getirirse da dinleme. Zira hadis-i şerifte nemmam, kovucu, söz taşıyan cennete gelemez buyuruldu. İnsanların ayıplarını görme. Hadis-i şerifte insanların ayıplarını araştırmayınız buyuruldu. Sonra müşkil bir mesele olursa ehlini buluncaya kadar sabret. Nefsini uyarak sabrı elden bırakma. Zira nefsin senin en büyük düşmanın olup sabretmene mani olmaya çalışır. Sen her halükarda sabrı terk etme. Mesela bazen ya soracak kimse bulamadım. Yapma o işi, emin değilsen. Ama canım ben yapmak istiyorum. Sen yapmak istiyorsan mesele yok. Sen gibi yap. Tasdikçi arıyorsun. Sana yapma diyeni de dinlemeyeceksin sen. Yap diyeni dinleyeceksin. Sormana da gerek yok. Kenzül Hafî kitabında da Halid bin Sinan Hazretleri'nin şöyle buyurduğu nakledilmekte. Dedikoduyu kabul etmek dedikodudan daha kötüdür. Çünkü dedikodu günaha yol göstermek, onu kabul yani onu dinlemek ise izin vermek, onu tasdik etmektir. Bir şeye delalet eden, yol gösteren ile onu kabullenip hükmeden bir değildir. O halde dedikodu yapanın azabı sadece dedikodusudur. Eğer dedikodu ise ayıplamasında bir kimsenin gizli bir şeyini ortaya dökmek, hürmetini gidermek, namusunu oynamak vardır. Yalan ise Allah-u Teala'ya karşı gelmek, yalan ve iftira söz ile şeytana uymaktır. Sana bir kimse gelip, filan kimse senin hakkında şöyle şöyle dedi, senin için şöyle şöyle yaptı dese, bu durumda şu altı şeyi yapman senin üzerine vacip olur buyuruyor. Bir, tasdik etmemelisin. Yani söz getiren kimsenin sözlerinin doğruluğuna inanmamalısın. Çünkü nemmam yani dedikodu yapanın şahitliği İslam'da kabul edilmez. Allah-u Teala Hucurat Suresi 6. ayet-i kerimesinde mealen ey iman edenler eğer size bir fasık bir haber getirirse onu araştırın. Doğruluğunu anlayıncaya kadar tahkik edin. Değilse bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz buyuruyor. 2. Dedikodu yapanı men etmelisin. Çünkü dedikodu yapmak münkerdir, reddedilmiştir, kötü iştir. Münkerden nehi ise vaciptir. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde mealen ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allah'a imanınızda devam edersiniz buyuruyor. 3. Dedikodu edene, söz taşıyana, getirip götürene Allah için kızmalısın. Çünkü o asidir, günahkardır, fasıktır. Günahkara buğz ise vaciptir. Bunlar nemmam yanımıza gelirse nasıl hareket edeceğiz? Aynen öyle. Onlar. Aynen. Yani, aynen öyle. 7 tane miydi? 6 tane. 6 tane. Yani. Ve bunu da Kenzül Hafî kitabında Halid bin Sinan Hazretleri bir sual üzerine evet. Uzun uzun anlatıyor bunları. 4'te kalmıştık. 4. Yanında olmayan din kardeşine dedikodu yapanın sözüyle suizan etmemelisin. Çünkü Müslümana suizan haramdır. Haramdan sakınmak ise elbette lazımdır. 5. Dedikodu yapanın sözüne bakıp tecessüs etmemeli. Yani araştırmamalısın. Çünkü Allah-u Teala tecessüsü araştırmayı nehyediyor. Ve Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimesine mealen ey müminler zannın çoğundan sakınınız. Çünkü zan etmenin bazısı günah olur. Birbirinizin kusurunu araştırmayın buyuruyor. Ayet-i kerimede mealen. 6. şu 6 şeyi yap buyuruyordu. Bu dedikoducunun yaptığını beğenmediğin şeyi sen yapmamalısın. Sen de dedikodu yapma yani. Yapma. Madem beğenmiyorsun. Yapma.
Alimlerden biri buyurdu ki, bu zamanda günahtan kurtulmak ve din kardeşleriyle kardeşliğinin devamını isteyen kendini hakim yapsın, hakimler gibi hükmetsin. Bir kimse hakkında tek bir kimsenin sözünü kabul etmeyip birden çok şahit olmayınca ve şahitler adil olmayınca bir kimsenin sözünü tasdik etmesin. Ya ama dedi ki falan, dedi arkadaş, ya adam fasık zaten. Bu adamın işi bu. Sen de onun o yolun yolcususun o zaman, yani ona hemen inanıyorsan. İnanıyorsan demek senin de cibilliyetinde bu var. Hazır bekliyorsun. Birisi tetiklesin diye bekliyorsun. Allah böyle muhafaza buyursun. Halid bin Sinan Hazretleri'nin buyurdukları bitti. Bir de Ahmet Siyahi Hazretleri var. Bu da oğluna nasihat ederken buyuruyor ki, oğlum, selameti, kurtuluşu, istikamet ve doğruluktan başka bir şeyde Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmayı, Resulullah Efendimiz'e tabi olmak, ona uymaktan başka bir yolda arama. Kendini hiç kimseden faziletli üstün zannetme. Bugün herkes öyle. Ya benim gibi adam diye başlıyorsun. Fasulye gibi nimetten sanıyor. Aynen öyle. Birisi senin hakkında nemmamlık, kovuculuk ve hasetsizlik yaparsa onu, ona mani olmak için kendini zahmete sokma. Hani ben gideyim de şu adama haddimi bildireyim, benim hakkımda nasıl söylüyormuş falan. Birisi geliyor diyor ki, bak diyor falan, senin hakkında konuşup duruyor falan. Onun peşine düşme diyor. Çünkü onun gibi olursun sen de. İşi diyor Allah-u Teala'ya bırak. Çünkü bu yolda öyle Allah adamlar vardır ki Allah-u Teala'nın izniyle fitne fesat sebebini göz açıp kapayıncaya kadar söküp atarlar. Sen kıymetli ömrünü Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyesine uymakla geçir. Ama ne güzel nasihatler bunlar ya. Zaten Mustafa Bey bizi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına, Evliya-i Kiram'ın aynı şekilde hayatlarını ve sözlerine ittiba edip bunları devamlı sette okumuş olsak yani mutlaka halimizde bir değişme olur. Bu bir, ikincisi bir de mesela zaman zaman İslam toplumunda da habire şey yapıyoruz, tavsiye ediyoruz ya, bu Hakikat kitabın yayınladığı İslam Ahlak kitabı. Onun üçüncü kısmı Süleyman bin Cezâ Hazretleri yazmış. Bizden 400 sene önce yaşamış bu zat. Ey oğul diye başlıyor. Kitabın ismi de Eyyühel Veled. Ey oğul ilmihali diye. Ecdadımızın el kitabı. Orada bir başlamış. İşte sokağa çıkarken şunu oku, helaya girerken bunu, çıktıktan sonra bunu, işte abdeste başlarken bunu, abdeste başlarken yüzünü kıbleye dön, yemekten önce el yıka, yemekten sonra el yıka, yemeğe tuzla başla, besmeleyle başla, niyetini düzelt, işte elbiseni, işte ayakta gibi oturduğun yerdeki işte pantolonunu giyerken şunu oku, gömleğini giyerken bunu oku, kemerini bağlarken bunu oku, işte sokağa çıkınca şunu oku, çarşıya çıkınca bunu oku, pazara çıkınca bunu oku. Ben şimdi okudukça dedim, efendim iyi de ama biz dedim konuşacak zaman bırakmıyoruz. İki lafın belini ne zaman kıracağız? Yatana kadar oku. Yok, yatana kadar getiriyor zaten. Yani. Sinevden bir çıkarıyor. Dolaştırıyor, işini yapıyor, geliyor. Eve girerken de şunu oku. Mesela eve girdiğin zaman besmeleyle üç defa ihlas okuyan Eshab-ı Kiram'dan bir zat anlatıyor. Resulullah Efendimiz diyor ki evine girdiği zaman üç ihlas okuyan fakirlikten kurtulur. Eshab-ı Kiram'dan bir zat buyuruyor ki ben buna uydum, gerçekten de kurtuldum. Çünkü söyleyen Resulullah Efendimiz. Efendim ben okudum kaç defa? Bir gün okudum. Bir gün okudum. Ertesi gün zengin olmayınca bıraktım. Devam edeceksin. O niyetle devam edeceksin. Şartlarını da yerine getireceksin. Ve dolayısıyla o zaman gıybet olmaz, nemmamlık olmaz, suyu izan olmaz, dedikodu olmaz, fitne fesat olmaz. Bunların hiçbirisi olmaz. Ama demin de senin dediğin gibi iyi de iki lafın belini kim kıracak o zaman? Onun için bu zat buyuruyor ki en güzel bir şey, sen kıymetli ömrünü Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymakla geçir. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekte kınayanın kınamasından korkma. İbadet ve taatın güçlüklerine karşılık ecir ve sevaba kavuşacağını düşünerek sabır ve tahammül et. Nefsini daima hesaba çek. Bugün hiç hesaba çekmiyoruz. Vakitlerini dinin emirlerine uymakla kıymetlendir. Dizi seyrettirmeyecekler bunlar bize. Değil mi? Fırsat kalmıyor. Fırsat kalmıyor. Çok önemli olan vakit sermayeni kıymetlendirmeye gayret eyle. Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmez. Hakikaten öyle. Gidiyor ve geliyor. Yarına çıkıp çıkmayacağın ise belli olmadığından yarını beklemek, yarın yaparım demek üzüntü ve pişmanlığa yol açar. Zamanımızda mesela eskiden biz çocukluk yıllarımda hatırlarım 50 yaşından sonrakilerde kalp krizi diye duyardık. Şimdi 50 yaşın altındakiler 20'li yaşlarda, hatta ne 16-17 yaşlarında bile ilk öğretim çağındaki çocuklarda bile okulda kalp krizinden bahsediliyor. Hiç böyle tahmin edemeyeceğin takır 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 gidiyor.
Dolayısıyla bu da bizim başımıza geliyor. Yarına çıkıp çıkmayacağını ise belli olmadığından yarını beklemek, yarın yaparım demek üzüntü ve pişmanlığa yol açar. O halde sakın sakın elinde bulunan vaktini mala yani dünya ve ahirette faydası olmayan Allah-u Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği şeyler ile zayi etme. İçinde bulunduğun anda Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylere sarıl. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi. Başkasına fayda vermekte meyveli ağaç gibi. Cömertlikte akan nehir gibi. İhsan ve iyilik yapmakta deniz gibi. Mala yani faydasız şeyleri konuşmamakta, sükut ve susmakta cansız varlıklar gibi. Ama ne güzel misal vermişler. İşte dağın eteğine girdim falan şöyle dedi, feşmeken böyle dedi, şöyle yaptılar da böyle yaptılar da dağdan hiç ses gelmez. Sen de diyor öyle oluver diyor. O da varlık netice itibariyle, o da mahluk. Cansız varlıklar gibi. Ayıplarını örtmekte karanlık gece gibi olmaya çalış. Kalbin görmemesi kalp katılığından hasıl olacağından daima günahlar için ağlayıp sızla. Ah et, nazargâh-ı ilahi olan kalbi haramlara ve Allah-u Teala'ya yasak ettiği şeylere yönetmekten sakın. Akrabayı ziyaret, salih olan tabii ki, ve onlara iyilik etmeyi ihmal etme. Ahiret kardeşlerini, iyi arkadaşlarını artırmaya çalış. Her zaman onlarla sohbet lazımdır. Evliyanın büyükleri, Allah-u Teala ile beraber olunuz. Buna gücünüz yetmezse Allah-u Teala ile beraber olanlarla olunuz ki sizi Allah-u Teala'ya kavuştursunlar buyurmuştur. Hani hatırlar mısınız Emin abi bu VİP'teki yaptığı toplantılarda falan bazen anlatırlarken İmam-ı Rabbani Kutsuz'un mektubatında İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiğini naklederlerdi. Hani onlarla beraber olan şaki olmaz. Şimdi onlar gibi olamazsın. Ama onların kitaplarını okursan, onları bilenlerle, sevenlerle beraber olursan, orada Allah-u Teala'dan bahsediliyor, haramlardan bahsediliyor. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, nemmamlık değilse bunların kötülüğünden bahsediliyor. Böyle olunca, ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben, müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler. Onların nefsi nasihat dinler. Dolayısıyla bizim nefsimiz de diğer insanların nefsi gibidir. Bu büyüklerle beraber olunca, nasıl beraber olunacak? İşte Emin abiler onu anlatırlardı, naklederlerdi. Mükatebe, nısf-ül mükaleme. Yani kitap okumak, sohbetin yarısıdır. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber olmak istiyorsan, iki saat onun kitabını oku. Yarım saat beraber olmak istiyorsan, bir saat oku. Dolayısıyla, kitap okuyunca veya bu kitabı okuyanlarla beraber olunca, oraya bir rahmet iner. Çünkü hadis-i şerifte inne zikreli salihin tenzilü rahme buyurmuş. Salihlerin anıldığı yere rahmeti ilahi iner. Salihlerin anıldığı yere. Ve bunun için de Ahmet Siyahi Hazretleri işte evliyanın büyükleri buyurmuşlar. Allah-u Teala ile beraber olunuz. Buna gücünüz yetmezse Allah-u Teala ile beraber olanlarla olunuz ki sizi Allah-u Teala'ya kavuştursunlar. Formül aynı yani. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak. Aynen evet, öyle. Evet. Hemen biraz sık tekrarlar evet, değil mi? Kurtulmak için. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir formül bildiriyor diye naklederlerdi. Evet. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Nemmamlıktan mı kurtulmak istiyorsun? Bunu terk edenlerle beraber olsun, oradan da kurtulunur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız. Gönül Pınarı.